Herkese Bozburun'dan merhaba. Biraz şoklu bir giriş oldu çünkü İstanbul'da değilim. Bugün bir 10 dakika önce Bozburun'a geldim. Garnier'in bir eventi vardı. Garnier'le birlikte 2 günlük bir tatilimiz olacak. Burası çok güzel bu arada. Zaten ilk girişte de size balkonumu falan göstermiştim. Çok güzel bir vlog olacak gibi duruyor çünkü bu tatilden baya ümitliyim. Ama her şeyden önce benim size bir şey göstermem gerekiyor. Ben odaya girdim. Oda çok güzel, her şey harika. Hatta size şöyle bir başlangıç yapayım. Burası yatak odam. Burası oturma grubum. İşte burada bir dolabım var. Yatağın üstüne çok güzel hediyeler bırakmışlar vesaire. Her şey çok güzelken bir anda odaya girdiğimde tam şu kapının önünde bu vardı. Sonra dedim ki hadi gel içeri. Bu arada adını Duman koydum. Adı Duman mı onu da bilmiyorum. Neyse biz onunla çok güzel kaynaştık. Her şey bayağı güzeldi. Sonra bu geldi. Bu biraz nazlı ama. Aşkım çok tatlı değiller mi? Bakın. Anlayacağınız odayı iki kişiyle daha paylaşıyorum. Üç kişi konaklıyoruz odada. Ben de çıkartmadım. Ne yapayım çıkartıp o takılsınlar. Yer var. İki koltuk boş. Biri birinde yatar. Biri birinde yatar. Kapıyı da açık bırakırım. İstedikleri zaman giderler. İstedikleri zaman gelirler. Kocaman oda. Ne yapacağım dedim. Bıraktım onları odada. Çok ümitli olduğum tatil vlogu'ma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız vlogumuz başlasın. Herkes yemeğe indi. Bilin bakalım kim geç kaldı. Tabii ki Enfal. Şimdi yemeğe iniyorum. Karnımızı doyuracağız. En sevdiğim aktivite. Bakın buralar hep böyle. Çok güzel bir yer ve huzur dolu. Ay, yemeğimi yedim. Şimdi odaya geri çıkıyorum. Bu sabah 5'te uyandım. Uçak 9'daydı ve valizi yapmadan yatmıştım. İşte sabah kalkıp yaparım falan diye. O yüzden üstümde çok ağır bir yorgunluk var. Yemekten sonra bir de meyve aldım kendime. Şimdi odaya gidip keyif yaparken onları yiyeceğim. Odam da biraz uzakta ama. Bir de biliyorsunuz benim çocuklar odada kaldı. Yalnız kalmasınlar fazla. Gideyim de ilgileneyim onlarla biraz. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ananız geldi. Hala mı yatıyorsunuz ya? Geldim evet. Ne oldu? Özledin beni ben yokken biliyorum. Gel. Şu anda kimin geldiğine gerçekten inanamayacaksınız. Bir misafirim var. Atla. Kendinden ben güzel. Aşkitom ya ben biraz yatıyordum. Benim açık renkli olan kedi Deniz'in odasına gitmiş. Deniz de daha yeni geldi. Değil mi? Beni de kapıda bekliyorlardı. Çok tatlılar ya. Şimdi Deniz geldi. 2 aydır görüşmüyoruz Deniz'le. Evet. Ve çok özleştik. Biraz burada ayrılmıştık. Böyle bir yatakta ayrılmıştık Deniz'le. Şimdi yine yatakta buluştuk. Biraz özlem gidereceğiz evet. Şimdi. Şimdi üstümüzü değiştirdik, hazırlanıyoruz ve aşağı ineceğiz. Kahve, çay vesaire. Sonra da akşam bir akustik dinletisi olacak. Ona katılacağız. Onun için hazırlanıyorum. Daha fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece bir işte fondöten, concealer, rimel verip sürdüm. Ne giydiğimi de göstereyim ama. Böyle parıltılı bir eteğin üstüne salaş bir tişört. Ben hazırım da Deniz Hanım hazır mı bakalım. Ay! Nasıl korktum ama. Ne yapıyorsun?
Senin odan da güzel. Burası da Deniz'in odası. Ayrıca benim 2 numaralı arkadaşım Deniz'in odasına geldi. Bakın. Çaldım onu. Yerimiz bu arada bizim. Biz Deniz'le aynı kattayız. Burası Deniz'in oturma grubu. Aradan böyle hemen geçiyorsun. Burası da benim ve burası da odama giriyor. Kader ve Allah işte sevenleri hep kavuşturuyor bir noktada. Deniz yeni geldiği için yemek yememişti. Açıkçası her şeyden al. Peki ben yemiştim. Asla doymayacağım galiba ben ölene kadar ya. Yemeyip ne yapacağız ki? Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Boynunu kameramda ben de bir video çekeyim. Ona ne oldu? Ya ben bunu kılıfsız attım çantaya. Ondan sonra sürekli böyle dönmeye başladı. İşte yapılır mı o? Ama neyse ki idare ediyor şimdilik beni. Zaten vereceğim. Yapılıyor mu hocam? İyi. Bizim evine orada varmış DJ'in servisi. İyi. Şu an hazırlandım. Ve yemeğe geldik en fayda. Bir aşkımı göstermedim. Hayatımın gerçek aşkı. Bir tanem seni çok ama çok özlemiş. Ben çok özlemişim. Seninle gece neler yapmışsın? Bu gece sana sadece uyumak mı? Bize sabahlar olmasın bu gece Deniz. Işığı da iyi yani. Evet. Ya kızlar! Senden alacağız çocuğum evladım. Kızlar! Meme falan çektin hani. Şimdi kızlarla sahile geldik. Onlar bayağı denize falan giriyorlar tabii ki. Bayağı eğlenmişler. Bir de bana bak. Ben girmedim, biraz soğuk olduğundan çekindim. Şimdi oturuyoruz, sohbet muhabbet. Aşk tonda mı? Tabii ki. Ya bunu ben nasıl alacağım? Deyip sana dönüyormuş falan. Düşünsene. Ay bu da buradaymış diye. Bu nasıl bir güneşlenmek Allah aşkına ya. Herkes denize girmiş, güneşlenmiş, vakit geçirmişler. Ben de Deniz'le birlikte böyle indim aşağıya. Ama zaten denize girme gibi bir niyetim de yoktu benim bugün. Çünkü hasta olmaya yer arıyorum. Bünyem diyor ki, hadi Enfal bana bir fırsat ver ve seni hasta edeyim. O yüzden bu fırsatı ona veremezdim ve denize falan da girmedim. Gayet de mutluyum. Denizin de sıcak olduğunu söylüyorlar. Ne olsun artık. Yarın kano falan yapacağız. Öyle konuştuk. Kendim kampıyorum şu anda. Şimdi akşam yemeği için hazırlandık. Üstümüzü değiştirdik. Kızlar da benim odama geldi. Selma şu anda tuvalette saçını kurutuyor. Deniz'in de buralarda bir yerde olması lazım. Duman'ı soracak olursanız burada. Alacalı da burada. Ben bunlardan ayrılamıyorum biliyorsunuz. Selma da burada. Onun şeyi, fön makinesi patlamış. Biraz imdada yetişmek gerekti. Bana misafirliğe geldi. İşte şimdi kızların hazırlanmasını bekliyorum. Onlar hazırlandıktan sonra yemeğe ineceğiz. Akşamki yemek menümüz bu şekilde. Hemen çak. Selma mumu 50 kere suyun içine düşürünce kıyamam yüz ifadesine bak. Bir romantizm yaşayamadım. Bak, bırak hadi bırak. Benim gibi bırak yanmadan. Helal olsun be. Ve bunun yaparken de hem eğlenelim, hem birlikte Garnier'in en doğal ürünlerini birlikte deneyelim, en yeni ürünlerini birlikte deneyelim ve birlikte güzel vakit geçirelim, güzel yemekler yiyelim. Umarım şu ana kadarki tecrübenizden çok memnunsunuzdur ve geri kalan iki günde de çok güzel birlikte vakit geçiririz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Birazdan konserimiz başlayacak, onu da kaçırmamanızı isteriz. Çok güzel, inanılmaz güzel bir grup geliyor. Afiyet olsun, kadehimi hepinize kaldırıyorum. Yemeğimiz geldi. Kuzu kapama ve Osmanlı pilavı. Bu pilavı bayağı merak ediyorum çünkü içinde kayısı var. Hemen başlayayım bari. Çok güzel. Kuzu kapamaya bayıldım. Şimdi pilavın tadına bakacağım. Ya ben böyle... Yemekte tatlı tatlara gelemiyorum ya. Pilavda falan. Mesela pilavda kayısı var ve yok yani, olmuyor bende ya. Kuzu bayağı güzel de pilavın üzümlerini ayıklamam lazım. İçine kayısı.
kuş üzümü, normal üzüm. Bulabildikleri bütün tatlıları koymuşlar. Ben de üzümü seviyorum. Tadı yok. İyice gidiyor. Direkt tatlı oluyor. Baksanıza ne kadar çirkin. Çok çirkinim. Aa, buram gelirdi be. Neden be? Ne bileyim, yaptım. Darıl bana diyor. Deniz, burayı öğren artık. Darıl. Odaya gelir gelmez yediler hemen. Çantana bir bak. Masada yoktu kamera çünkü. Yatağın üstüne attığın şey. Biraz o benim. Akşam yemeğinden ve müzik dinletisinden çıktık. Odaya geldik. Kızları odaya attım. Balkonda biraz sohbetleneceğiz. Ondan sonra da uyuyacağım artık. Günaydın. Ay asla ayılamıyorum. Saat 10.30. Kahvaltıya inmemiz gerekiyor. Dün gece biraz geç yattık. Saat 4.30 muydu neydi? O yüzden çok zor kalkacağım galiba yataktan. Ya da zor kalkmamam lazım. Kahvaltıya inmemiz gerekiyor şu anda. O yüzden çat diye kalkıyorum. Aşağıda görüşürüz. Benimkiler geliyor. Selma çaycımız oldu galiba. Aşkım çok teşekkür ederim be. Teşekkürler. Meleğim kendine gelemedi, ayılamadı da. Teşekkürler. Kahvaltıda da kuş kadar yemeye karar vermiş. Bu da benim tabağım. Ne alacağımı şaşırmışım. Hay bu ne sporcu yemesi ya? Kızım ye ye. Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Böreğin var mı senin? Çok benim böreğim yok, ben börek yemiyorum. Ben sevmem börek. Gerçekten mi? Bir kahvaltımızı yapıp kahve içeceğiz. Odadan beri Deniz'le bunun hayalini kuruyoruz. Ben duşa gittim. Sabah uyanınca duşa girmemi istedim. Şimdi Deniz bende. Yine ve yeniden. Kahve yapacağım bize. Ondan sonra da biraz balkonda keyif yapacağız. Biraz dinlenmece yapacağız manzaraya karşı. Şimdi bunu takacak bir yer bulmam gerekiyor. Yatak başıma tak. Kahvenin suyu kaynıyor şu anda. Onu bekliyorum. Duyuyor musunuz arkadan? Nalan şarkısını söylüyor story'de. Atıyor mu bilmiyorum ama. O nasıl bir içten ah demek? Sen ne çektin abi? Kalbindeki yara gibiyim Nalan. Ben yara gibiyim. Ah ben yara gibiyim. Kalbindeki yara gibiyim Nalan. Söyledim şarkıcı olmaya. Ben yara gibiyim. Ah ben yara gibiyim. Deniz şarkıcı olmaya karar verdi arkadaşlar. Şurada onu söyleyebilir miyim? Ah ben yara gibiyim. Ah ben yara gibiyim. Bu kız beni delirtecek gerçekten. Ver şu kahveyi.
Sen bana başka şarkı söyle. Şarkı söylüyorsun. Garnier'e yeniden nem bombası, nem bombası, ne? Favori, favori, favori. Garnier'e yeniden hayata bağlandım. Hey 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 hey. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Gerçekten kahveni iç, biraz zıplarız seninle. Şimdi kızlarla bota bindik, tekneye geçiyoruz. Arkadaşlar bu ikisinin elinde çok orada da şeyler var, benim moralim bozuldu. Asla konuşamam, öyle mi? Ay düşeceğim. Hayır, dikkat et. Bak şurada tutunacak yerler var oralar. Şimdi şöyle olayım da. Tekneye geçiyoruz. Birazcık koy turu yapacağız. Efer söyledi zaten benim anlatmama gerek yok. Ben de onu çıkıyorum. Evet. Şu an zaten tam bitiristim ben. Ama şey dediler. Adımız şeye binerken neydi? Ay! Sen! Sana dikkat et. Adım. Ben bildiğin şu anda delikli. Ne yapayım? Çantama koyayım mı bunu? Varsa çok iyi olur. Şokla koyarız ellerini. Rüzgar biraz kötü olduğu için biz çıkmayalım falan demiştik ama çıktık arkadaşlar. Bunun sonunu nasıl getireceğiz bilmiyorum gerçekten. Şuna bineceğiz ve... Bir şey söyleyeceğim, buna binerken hızlı olmamız lazım kızlar. Yani video çekebilecek miyim binerken zannetmiyorum. Ya şu güzelliğe bakın. Ucube ama çok keyifli işte. Ne kadar yüksek değil mi? Şimdi yelkenli yolculuğundan döndük. O kadar güzeldi ki ama beni rüzgar çarptı galiba. Ve Gizo burası senin, gel. Rüzgar galiba beni çarptı ve böyle bir uykum falan geldi. Senin de geldi mi? Geldi zaten, şimdi odayım. Hepimiz böyle gün arasında evet odalara çıkmak için yer kolluyoruz. Çünkü temiz hava, oksijen ve çok yoruyor istemsiz bir şekilde. Ben odaya çıkacağım ve biraz uyuyacağım açıkçası, dinleneceğim. Başıma geleni anlatayım size. Benim bir tane fake diyecektim, pardon. Bir tane fan hesabımı açmışlar. Gizem dinle Allah aşkına. Fan hesabımı açmışlar. Fanın adı işte Enfal Dinler Funk bilmem ne. Biz yüzümüze hani böyle çilli bir şey var ya, Instagram efekti. Evet. O efekti yapıp Deniz'le fotoğraf koyduk. Kız Deniz'i screen alıp beni etiketleyip Prenses Yağ diye paylaşmış. Aa. Kız benim kim olduğumu bilmiyor galiba. benim fanım olmuş ama sen zannediyor. Ben kimim? Hani biliyor mu bunu, ben çok merak ediyorum gerçekten. Ay bayağı güldüm buna ya. Petler makarnadan, fırın makarnadan yapmışlar. Ama çok güzel değil mi? Çok zor çekiliyor ama. Evet. Ama ikisini bir anda olursan bayağı güzel olur. Ama sensiz bir latte düşünemiyorum ki. O zaman gel. Ben de doktormuş. Onunla yarışlara katılmışlar. Türkiye'yi dünyaya tanıtmışlar. Wikipedia ya. Resmen Wikipedia. Direkt attım hafızaya, bunu her yerde anlatacağım. O baksana ben neler biliyorum. Hepsini biliyorum. Tekne gezisinden sonra odaya çıktım, biraz dinlendim. Kendime geldim, uyudum, duş aldım vesaire. Şimdi yemeğe indik. Yemeğin de yarısına geldim aslında. Tam başında çekemedim, o kadar açtım ki oturup yemeğe başladım. Bir de benim masanın en başına koymuşlar. Bir tek burada boş yer vardı. Resmen ev sahibi gibi oturdum. Bakar mısın? Burada ben hiç görmedim. Bir daha. Kendimi göremiyorum. Yeni teknolojik şeylere çok alışkın değilim arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmayız. Deniz'im hasta oluyor ufakta.
Bugün normalde bir adaya eğlenmeye gidecektik ama burada çok fazla yağmur uyarısı var ve yağmur uyarısı olduğu için dediler ki hani tekneyle gideceğiz sonuçta, gitmeyelim, tehlikeye atmayalım vesaire. O yüzden iptal oldu. İşte hepimiz odalara gidip valizleri hazırlayıp yarına hazırlanacağız artık, ne yapalım. Günaydın. Saat 10.30. Valizlerimizi hazırladık. Yarım saat sonra otelden çıkış yapacağız. Ben buraya böyle depolandım. Her şeyimi hazırladım. Çünkü çok yorgundum. Bir de kızlar geldi. İşte Cansu, Fatma, Selma ve Deniz. Bizim balkonda biraz sohbet ettik. Hatta balkon biraz kirlendi ve dağıldı. Gitmeden burayı da toplayayım da ayıp olmasın. Otele şöyle son kez bir güzel manzarama çıkayım. Geliyor orada kapatayım. Şu balkonun haline bakar mısın? Tam bir dedikodu yuvası. Buraya taşıdık her şeyi dün gece. Deniz de hala uyuyor. Onu uyandırmam lazım ama şu videoyu bitireyim, ondan sonra uyandıracağım. Bu şekilde bir iki gün geçirdik. Güzeldi, eğlenceliydi benim için. Son dakikalarda böyle hasta oluyor gibi oldum. Dün gece özellikle. Böyle bir üşüme, böyle bir uyku isteği. Hasta olmadan tatili bitirdiğim için bayağı mutluyum. Çünkü bu kış hasta olmayı düşünmüyorum. Hasta olmamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne geliyorsa. O zaman videoyu bitirebilirim. Üf, ben de sabah uyanınca ne kadar çirkin oluyorum ya. Dertlendim yine durup dururken. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok güzel bir iki gün geçirdim arkadaşlarımla. Markanın ağırlaması da çok güzeldi tabii ki. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Seninle de ayrılıyoruz Duman. Ne yapalım artık? Başka yerlerde kavuşuruz.